Peki kasa kartı nasıl açılacak? Kasa kartı açmak için kasa bölümüne giriyoruz arkadaşlar. Kasa bölümüne. Burada başlangıç olarak bir tane kasa tüm işletmelerde muhakkak bulunur. Merkez kasa, yani şirketin merkezinin bulunduğu kasa. Bu kasanın bilgileri bu şekildedir. Şurada muhasebe kodu yoktur normalde. Oradan muhasebe kodunu 100.01 diye F1'e basarak kendiniz merkez kasaya tanımlamanız gerekiyor arkadaşlar. Örneğimizde 3 tane diğer kasalardan var. Bunları nasıl açmamız gerekiyor? Yine programımıza giriyoruz. Yeni kasa kartı diyoruz. 02 diyoruz. Kasamızın ismi, hangi kasa olduğunu buradan bakabiliriz. Vişne Caddesi kasası, Vişne Caddesi şubemiz olduğunu varsayalım. Diyoruz. Daha sonra da bunu 100, kasa hesabı 100'dü. 01'i merkez kasaya tanımlamıştık. Bunu da 02 diye tanımlıyoruz. F1'e basıp hesabımızı burada açıyoruz arkadaşlar. Daha sonra kaydedip ESC'ye basıyoruz. Kaydet yeni kart diyorum. 3 no'lu kasa olarak da Erikli'de yine bir şubemiz varmış. Bunun da kasasını takip etmemiz isteniyor. Bunun için de 3 no'lu kasa Erikli kasa diyorum. Buna da muhasebe kodu olarak 100 03'ü tanımlıyorum. F1'e basıyorum. Ek düzen hesap planından da bunu da açıyorum. Ve ESC'ye buna tanımlıyorum. Dördüncü kasa olarak da Yeşilyayla'da bir şubem varmış. Bunun kasasını takip edeceğim. Bunun için de yine 4 no'lu kasa diyorum. Yeşilyayla kasa. Yeşilyayla kasası. Muhasebe kodu olarak da 104, yani dördüncü kasa olarak yazıyorum. F1'e basıyorum. Tek düzen hesap planından bunu buraya bağlıyorum arkadaşlar. Ve kasalarım bu şekilde, 4 tane kasam daha fazla da olabilir. Örneğin Seyhanlar için bir sürü şubesi var. Onlar için ayrı ayrı kasa açacağız. Onur Market'i düşünün, ayrı ayrı şubesi var. Onlar için kasa açarız bu şekilde. Peki kasanın devirlerini nasıl gireceğiz? Kasanın devirleri için arkadaşlar, kasa işlemleri bölümünden işlem yapıyoruz arkadaşlar. Kasa modülüne giriyoruz. Kasa fiş işlemleri bölümüne giriyorum. Burada açılış fişi var. Açılış fişine tıklıyorum. Buradan kasanın açılışlarına giriyorum. Her zaman kasalar borçlu olarak işlem yapılır. Merkez kasa, buradan bakalım kaç lira devirlerimiz varmış. Hepsinde 200 lira para olduğunu varsayarsak, merkez kasa seçilmiş. Buraya 200 lira yazıyorum. Kaydet yeni fiş. Vişne Caddesi kasasını seçiyorum. Enter'a basıyorum. Bunda da 200 lira varmış. 200 lira. Kaydet yeni fiş. Erikli kasasını seçiyorum. Bunda da 200 lira varmış. 200 yazıyorum. Kaydet yeni fiş. Hangi kasam kaldı? Yeni Yeşilyayla kasam kaldı. Onu da seçiyorum. Buradan da 200 lira yazıyorum. Kaydediyorum ve çıkıyorum. Şurada gördüğümüzde şu anda tüm kasalarımda 200'er lira para olduğunu görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tüm kasada 200'er lira paramız olacak. Anlamadığınız yer olursa sorun arkadaşlar. Şimdi kasa işlemleri bu şekilde. Peki banka işlemleri nasıl olacak? Banka işlemleri. Yine banka içinde her bankadaki hesabımız için bir muhakkak hesap için kart açmam gerekiyor.
Burada hiçbir kartım yok şu anda. Sorumuza baktığımızda 4 tane yine bankam varmış. Bunların da kartını açalım. Buradan da yine banka modülüne giriyorum. Yeni banka kartı diyorum. 01'ine başlıyorum. Banka adım neymiş? Halk Bankası. Halk Bankası. Şube adımı yine yazabilirim arkadaşlar. Şube adım Yıldırım mesela. Yıldırım Şubesi. Hesap numarasını muhakkak burada girmemiz gerekiyor. Yoksa kabul etmiyor. Hesap numaram kaçtı? 258, 600 bilmem kaç. Hesap numaramı yazıyorum. Daha sonra şu kısım önemli arkadaşlar burada. Bankanın muhasebe kodlarını gireceğim. Banka hesabının kodu kaçtı Ayşe? Hatırlıyor musun? Banka hesabı kaçtı tek düzen hesap planında? Hiç hatırlamıyorum hocam. Yok şey 102 olması lazım. Aynen, 102 miydi? 102, 102. 102 diyorum, 102. 01. Kredi kartı ile post makinesi varsa o bankanın, post oluyor ya, bu adam senden geldi kredi kartına çekti parayı. Mal sattın, adam kredi kartına çekti. Hangi hesap kullanılır bunda da? 108 kullanılır arkadaşlar. 108, 01 diyorum. F1 ile bunları açacağım. Daha önceden bunları açtığım için burada gözüküyor. Verilen çekler kaçtı Ayşe? Verilen çekler. 103'tü verilen çekler. 103. Bunun yine çek defteri varsa bu hesabı da açarız. Çek defteri olmayan hesap için de açmamıza gerek yok. Daha sonra da bunu düzenleyebiliyoruz arkadaşlar. Bu 3 tane hesabı açıyoruz. Her bankada şu bir artıyor. 102.02. Şunu sabit tuttum. Sabit kalacak. 108.01. 103.01'de birer hane artacak arkadaşlar. Kaydet. Yeni kart diyorum. İkinci bankam neymiş arkadaşlar? Ziraat Bankası. Ziraat Bankası diyorum. Yine hesap numaramı gireceğim. Yine muhasebe kodlarını giriyorum. 102, bu kez 02. Bunlar daha önceden ben açtığım için burada var. O hesaba bağlıyorum. 108, 01. Bu sabit olsun arkadaşlar. Değişmiyor. 108, 01 olarak sabit yapıyoruz. 103, 02. Kaydet diyoruz. Şubede seçelim yine. Yıldırım Şubesi. Kaydet. Üçüncü bankamda Finans Bank'mış. Finans Bank diyorum. Şube mesela Yavuz Selim olsun. Yavuz Selim. Hesap numaramı yazıyorum. Daha sonra da banka hesabı için 102.03. Kredi kartı değişmiyor dedik. 108.01 aynı hesap. Çek hesabı için de 103.03 olacak arkadaşlar. Şimdi dördüncü bankamıza geldik. 4 tane bankamız vardı. 4. bankamız da Garanti Bankası'ymış. Garanti Bankası diyorum arkadaşlar. Garanti Bankası. Şubem Uluyol olsun. Uluyol Şubesi. Hesap numaramı giriyorum kaçsa. Hesap, banka muhasebe hesap kodu için 102.04, 4. banka olduğu için. Kredi kartıyla satışlarda yine 108.01'i kullanalım. Veriden çekler hesabında da 103.04'ü kullanacağız. F1'e bunlar da tabi hep basıp
hesaplarımızı açacağız. Daha önceden ben açtığım için tekrar F1'e basmadım. Ve bunları F2 ile beraber kaydediyorum. Şurada 4 tane bankam buraya geldi. Şu anda bankada bakiye girmedim. Her banka için yeni banka kartından kart açılıyor arkadaşlar. Derse devam edelim arkadaşlar, yoksa bunları öğrenemeyiz. Çok önemli konular bunlar sizin geleceğiniz için. Peki bankanın bakiyelerini nereden gireceğiz? Banka bakiyelerini arkadaşlar, banka dekontları bölümünden giriyorum. Banka dekontları diyorum. Buradan açılış fişi. Buradan da her zaman bankalarda kasada olduğu gibi borçlu girilir. Halk Bankası'nda kaç lira param varmış? Hepsinde bunda da 200 lira param varmış. Çünkü program 200 lirayı kabul ettiği için üst basamak 200 yazmışız. Buradan Halk Bankası'nı seçiyorsun. 200 lira diyorsun. Kaydet diyorsun ve kaydediyor. Şuradan diğer bankayı seçiyorsun. Finans Bankı seçelim. Finans Bank'ta da 200 varmış. 200 yazıyorum. Kaydet diyorum. Buradan Ziraat Bankası'nı seçiyorum. 200 lira varmış ondan da. Kaydet diyorum. Son olarak da Garanti Bankası'nı seçiyorum. Onda da 200 lira varmış. 200 lira diyorum. Kaydet diyorum. Şurada tüm bankada 200 lira olduğunu görebilirim. Şunu da üzerine tıkladığında da nereden geldiğini, bu 200 liranın açılış fişinden geldiğini görebiliriz arkadaşlar. Şimdi buraya kadar bir özetleyecek olursak arkadaşlar, ne gördük? Geçen hafta stok kartı işlemeyi gördük. Bu şekilde işliyorduk. Muhasebe kodlarını vesairelere giriyorduk. Ve cari kartları görmüştük. Bu hafta da arkadaşlar kasa kartını işlemeyi gördük. 4 tane kasamız varmış. Merkez Kasa, Vişne Caddesi, Erikli Caddesi, Yeşilyayla kasa olmak üzere. Bir de banka kartı işlemeyi gördük. Şimdi arkadaşlar bir tane sorumuz var. O soru üzerinden işlemlerimize devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar muhasebe programı açısından bir mal hareketi, mal alıp satmak için 3 tane yol var arkadaşlar. Muhasebe programı veya gelişim açısından. Ne yapabilirim? Önce malı sipariş veririm. Daha sonra bunun irsaliyesiyle mal gelir bana. Daha sonra da faturası gelir. Birinci yol bu. Muhakkak her aşamada faturada bitmesi gerekiyor. Alırken de bu 3 yol var, satarken de 3 yol var. Veya irsaliye ile malı gider alırım, gelirim. Bunu da yine en son olarak faturaya aktarmam gerekiyor arkadaşlar. Üçüncü olarak da ne sipariş veririm ne irsaliyeye gerek duyarım. Giderim kendim parayı verir, faturayı yine malı alırım peşin veya veresiye. Burada irsaliye veya sipariş kullanılmaz. Direkt faturadan, fatura modülü bölümünden işlem yapılacak. Bunu işlemlerle daha iyi anlayacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, eğer bir soruda sipariş geçiyorsa, sipariş diye geçiyorsa, sipariş verildi vesaire geçiyorsa arkadaşlar, sipariş modülünü kullanacağız şuradan. Sipariş modülünü. Eğer bir soruda irsaliye geçiyorsa arkadaşlar, irsaliye modülünü kullanacağız ama burada şöyle bir durum var. Sipariş verdiğim bir şeyi irsaliyeye aktarmak için şurada sipariş modülüne gireceğim. Sipariş verdiğim bir şeyi irsaliyeye aktarmak için sipariş modülüne gireceğim. Onu seçeceğim. Daha sonra irsaliyeye aktaracağım. Eğer irsaliye geçiyorsa irsaliye modülüne gireceğim. Buradan işlem yapacağım. Eğer fatura geçiyorsa da fatura modülünden işlem yaparım. Yine irsaliyeden faturaya aktarmada da irsaliye modülüne girerim. Buradan faturaya aktar bölümünü kullanırım. Şimdi bunun açıklamaya paralel olarak sorumuzu çözelim
konumuzu anlayalım. Birinci sorumuz. Neymiş arkadaşlar? Birinci sorumuz. İşletmemiz Mert Erşahan'a aşağıdaki malları sipariş etmiştir. Sipariş etmiştir dediğine göre arkadaşlar, işletmemiz Mert Erşahan'a sipariş etmiştir. Az önceki açıklamama bakarsak hangi modülü kullanmamız gerekiyor? Bu arada resmini de çekelim. Hangi modülü kullanmamız gerekiyor arkadaşlar? Sipariş hocam. Çok güzel. Aferin. Seni sipariş ya. Kullanacağız. Zerafet hocam. Zerafet. Aferin bana. Sipariş modülünü kullanacağız. Sipariş modülüne geliyorum. Yeni bir sipariş var. Acaba alınan sipariş mi, verilen sipariş mi? Soruya bakıyorum. İşletmemiz Mert Erşahan'a aşağıdaki malları sipariş etmiştir. Alınan mı olur, verilen mi olur? Verilen hocam. Verilen hocam. Verilen, çok güzel. Verilen siparişe geliyorum. Buradan kime sipariş etmiştik? Mert Erşahan. Kimmiş? Mert Erşahan. Bir dakika bakalım. Mert Erşahan'a sipariş ettik. Geldik sipariş modülümüze. Mert Erşahan'ı buluyoruz arkadaşlar. Ne sipariş ettim? Kum, çimento, demir, tuğla. Daha sonra aşağıki kısma geçiyorum direkt. Tarihi de buraya yazıyorum arkadaşlar. Ne zaman sipariş ettim varsayalım. Bu ayı düşünelim. Kasım ayına işlem yaptığımızı varsayalım. Kasım'a işlem yapmıyor. Biz Şubat olarak işleyelim. 01.02.2020 tarihinde sipariş verdik Mert Erşahan'a. Ne sipariş vermişiz? Kum, çimento, demir, tuğla. Sıfıra basıyorum. Kumu seçiyorum. Ne kadar kum sipariş vermişim? Beş kilo mu? 5 metre olur. Neyse. 5 metre kum. 5 diyorum. 5. Hocam kumu metre ile mi ölçüyoruz? Metre ile. O metre küp ile. Metre küp denir ona. Çimento. Metre küp. Evet. Çimento yine sipariş veriyorum. Kaç tane çimento sipariş vermişim? 10 torba. 10 torbada çimento. Başka ne sipariş vermişim? Demir. Sıfıra basıyorum. Hemen aşağı iniyorum. Demiri buluyorum. Kaç tane demir? Bu da kilogram olur muhtemelen. 15. 15 tel veya. Başka ne siparişi vermişim? Tuğla. Kaç tane? 20 tane. 0. Aşağı iniyorum. Tuğlayı seçiyorum. 20 diyorum. Bunları yazıyorum sadece arkadaşlar. Cariyesini seçtim. Kimden sipariş ettiğimi seçtim. Tarihini yazdım. Daha sonra da stokları seçiyorum ve kaydet diyorum arkadaşlar. Bunu kaydettiğimde şurada bekliyor. Henüz siparişim bana gelmedi arkadaşlar. Henüz sipariş vermenin işlemini yaptım. Zaten soruda da başka bir şey demiyor arkadaşlar. Ne diyor sadece? Sipariş etmiştir. Sipariş elimize ulaştı. Bir şey demiyor arkadaşlar. Şimdi geldik ikinci soruya. Bunlara dikkat edin. Diğer soruları sizlere de soracağım. İkinci soruda ne yapmışım arkadaşlar? Bir de sipariş ettiğim malın irsaliye ile bana teslim etmiş Mert Erşahan. Bu kez nasıl bir işlem yapmam lazım acaba? Bir fikri olan var mı? Zeliha, var mı bir fikrin? Fikri olan söyleyebilir. Şimdi Aylin. Bir daha tekrar eder misiniz hocam? Şimdi sorumuz şu. İşletmemiz
Şurada adama sipariş verdik ya. Bu siparişi Mert Erşahan bize göndermiş. Neyle göndermiş? Fatura irsaliye ile göndermiş. 6 numaralı irsaliye ile. Bunun kaydı acaba nasıl olacak? İrsaliye stoktan yapacağız hocam. Şimdi bak, bunu şuradan yapıyoruz. O nerede şu anda? Sipariş bölümünde bak. Ha şey, sağ tık yapıp irsaliye faturasından mı yapıyorduk? İrsaliye bak, sipariş falan. Burada. Bunu seçiyorum bak. Buradan seçiyorum. İrsaliyeye aktar diyorum. Aynen. İrsaliyeye aktar diyorum. İyi anlayın. Şu bilgiler geldikten sonra ESC'ye basacağım. ESC tuşuna. Bak, irsaliye bölümünde attı beni. Buradan da kaydet diyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde şuradan siparişe geldiğimde de bak ne yaptı? Tamamı teslim. Mal teslim edildi diyor arkadaşlar. Teslim edildi diyor. İrsaliye bölümüne geldiğimde buradan ne diyor? Buraya geldi direkt. Demin yoktu. Bu şekilde arkadaşlar irsaliyeden fatura siparişten irsaliyeye aktarmamız gerekiyor arkadaşlar. Faturadan irsaliyeye aktarmamız gerekiyor. Bir tane resim çekeyim. Hocaya göndereyim. Yener Hoca resim istiyor gruptan. Sonra devam edelim. Şimdi üçüncü soruya geçtiğimizde, anlamayan varsa arkadaşlar sorun. Üçüncü soruya geçtik şimdi. Üçüncü soruya geçtiğimizde. Üçüncü soruda ne olmuş? Bu kez o malların faturası mı gelmiş? Yok. Ne diyor üçüncü soruda? İşletmemiz 02.01.2015 tarihinde 16 nolu fatura ile aşağıdaki malları Ersin Taşdemir'den peşin olarak satın almıştır. Yukarıdakilerle bir ilgisi yokmuş bu sorunun. O zaman burada neyi kullanacağız? Var mı bir fikri olan? Hangi bölümü kullanırız acaba burada? Hocam ben yine bu irsaliye stok diyeceğim ama onunla da alakası yok ki. Fatura diyor, irsaliye demiyor. Fatura diyorsa o zaman nereden yapmam lazım? Direkt faturadan yapmam lazım aynen. Aynen. O zaman faturaya giriyorum. Faturaya. Bak dedim ya demin malı. Sipariş verip de alabilirim. Hiç sipariş vermeden gidiyorum mesela adamın dükkanına, direkt alıp geliyorum. Orada sipariş falan kullanmana gerek yok. Direkt faturadan işlem yapabilirsin. Faturadan demiş zaten burada da, soruda dikkat edersek. Fatura geçiyor. O zaman fatura modülünü kullanacağım. Fatura bölümüne giriyorum. Buradan yeni fatura diyorum. Ne yapmışım? Mal almışım. Ne olacak o zaman? Alış faturası. Kimden almışım arkadaşlar? Tarih 02.02 diyelim. İkinci ayı kullanalım. Ersin Taşdemir'den. Kaç nolu faturayla? 16. Seri no 16'ymış. Tarih 02.02. Kimden? Ersin Taşdemir'den. Şimdi arkadaşlar burada şu kısım da önemli arkadaşlar. Fatura tipi bölümü var. Fatura tipi. Geçen yıl veya önceki yıllarda gördük. Fatura ikiye ayrılırdı. Açık fatura, kapalı fatura. Açık fatura neydi? Veresiye satışlarda kullanılan faturadır. Kapalı fatura neydi arkadaşlar? Peşin satışlarda kullanılan fatura. Eğer hocam soruda... bir de şey, bu çek veya senetlerde de kapalı fatura yapıyor muyuz? Tek senet, yok, bunlarda yapmıyoruz. Onları ekstra işlememiz lazım. Bankada ödeme varsa, ama buradan direkt yapabilirim. Parayı bankaya adam ödediyse buradan kapalı yapıp banka seçebilirim. Burada peşin diyorsa arkadaşlar kapalı fatura yapacağım. Şuradan kapalı fatura.
Şuradan da hangi kasayı diyorsa, hiç kasa demiyorsa arkadaşlar merkez kasa seçerim. Veya banka ödediyse adam banka hesabını da seçebiliyorum burada. Şuradan sadece peşinde dikkat edin. Peşin alış ve satışta kapalı fatura seçilir. Peşindeyse zaten açık olarak geliyor. Onu değiştirmiyoruz. Ne almışım arkadaşlar? Hangi mallardan almışım? El arabası almışım 10 adet. Geliyorum stok kartı bölümüne. Aşağıya iniyorum. El arabasını seçiyorum. Kaç tane almışım? 10 adet. Ve kaydet diyorum. Şimdi burada kırmızı çıkması demek fatura bölümünde bir faturanın bunun kapalı fatura olduğu manasına gelir. Yani adam borcunu ödemiş manasına gelir arkadaşlar. Şuradan cari bölümüne girersek, Ersin Taşdemir'e girersek arkadaşlar, adam bak alış faturası, mal almışım adamdan 4.72 liralık, adam da bunu ödemiş. Dikkat edersek. İki işlemi birden fatura modülünden otomatik olarak yapıyorum. Tekrar kasa bölümüne girmeme gerek kalmadan. Buraya kadar anlamadığınız var mı arkadaşlar? Anlıyor muyuz dersi? Evet hocam. Anlamanız önemli. Zaten örnekler çok çözeceğiz. Nerede de çözeceğiz. Bir şekilde bunu çözeceğiz arkadaşlar. O zaman 10 dakika ara verelim ama hepiniz gelin arkadaşlar. Gelmemezlik yapmayın. 10 dakika sonra sizi bekliyorum. Bir sigara çay molası vereyim 10 dakika. Ben de bir çay içeyim. Tamam hocam. Tamam.